Rabbimiz sokağına bir de Balla sokağına gidene yeni işletme açıldı idi. Onlar bize vergilerini yatırdılar. Yatırdılar paraları kasaya. Şimdi aç o kasayı, 50 milyon al oradan Deutsche Bank'a transferini yapın, mal gelecek. Ne diyor la bu? Efendim bağış üstüne diyor. Aa, ben de sandım Almanya'dan şapka istiyor. Ne oldu kızım, bağlayamadın mı onu? Hat bekliyorum efendim. Allah şu memleketin telefon meselesini de çözeceğim da... ...bugünlerde benim hatlar biraz karışık. Gir! Gir! Girme! Girme dedim, girdin. Laz mısın ola? He! De belli, gel, gel. De bakayım ne diyorsun? Memlekete çay tarlam var idi. İyi. Topladım çayı, aldım parayı, ha geldim buraya. Hoş geldin. Çıktı karşıma bir adam, verdi bana 10 kasa viski. İyi. Verdim parayı, aldım viskiyi, içinden çıktı çay. Oy. Ha ben çay parasıyla almıştım viski. Viskinin içinden çıkınca çay, çay parasına aldım çay. Anladığım kadarıyla sana kötü bir şey ettiler. Kızım o gazino kalsın, sahte viski sektörünü bağla bana, çabuk. Şimdi hallederiz senin işini, korkma. Borcum ne olacak? Ayıp ediyorsun. Para istemiyorum senden. Ama bir şey isteyeceğim. İlk vasıtayla gitmelisin bu diyardan. Paraları sana göre yerlerde oldursan. Hele bu İstanbul, hele bu Beyoğlu. Buraya ya soyarsın, ya soyulursun. Ya vurursun, ya vurulursun. Numaralı sözdür Cemal Bey. Halil! Ula benim müşeklerden birine 10 kasa viski sokmuşlar. Demli. Göndereceğim onu sana ki parasını verin geri. Bir saat sonra oraya dur. Gözlerine öperim, selam söyle müşeklere. Eyvallah. Bir saat sonra Taksim Bostanesi'nin arkasına git oraya paranı getirecekler. Ya getirmezlerse? O zaman onu bana getirirler. Bir daha görmeyeceğim buraya, sıkarım gidene bacağına. Hemen gidiyorum, hemen hop! Vurulayım ki dişini. Kasayı sen çıldırdın mı ya? Testere mestere nereye? İhsan Bey kardeşim, nereye ki değilsin öyle testere mestere? Kasayı... Kasayı ne yapmaya ki değil? Açmaya gidiyormuş efendim. Ha. Ola münasip bir yerinden göstersen onu öyle. İyi anladım, kaçmaya gidiyorsun. Destereyle mi açıyorsun kasayı? Bir de o var. O ne o? Tamam. Torna bir daha. Anahtarın yok muydun? Niye onu açmıyorsun? Hana anahtarla zor oluyor. Ha bu neyle daha kolay. Alışmış kudurmuştan beterdir. Herif kendi evine 20 senedir gizli camdan giriyor. Cemal Bey. Ne o kızım öyle? Elden gelen bir mektup efendim. Cemal. İyi. Kan tökülsün istemiyorum. Ama benim bölgeme senin adamlarına rastlamışam. Bu seferlik vurmamışam. Ama bu sınır mevzusunu seninle son defa konuşmak istiyorum. Ondan kelli... Allah ikimizi de korusun. Beyoğlu'nun babası Rıza. Düşmanım benimle kıta sahanlığı konusunda zirve toplantısı isti. Rıza ve adamlarına hürmette kusur etmeyelim. Onları iyi bir şekilde ağırlayalım, misafirperverlik gösterelim. Silahlarınız dolu mudur? Dolu. Onlar ateş etmeden ateş etmek yok. Ne zaman ki onlar sizi öldürdü, o zaman siz de vurun onları. Aç şu kapıyı aç. Muhasebeci geldi. Konuştuğu gibi çalıyı dürsün. Baba! Ne oldu ulan araba? Kafadan mı vurdun? Ha merhaba. Merhaba. Sizden bir şey rica edeceğim. Tebakayım. Ben yıllık iznimi istiyorum. O dilek seni. Kerim misin? Rıza ve adamları geldiği gün yıllık iznini istiyor.
Ne korkuyorsun Allah? Elin silahına dur. Hangi selamadır? Korkudan kalbimi çarıyorum. Niye korkuyorsun Sahan? Buraya medeni bir toplantı ediyorum. Korkma. Rızadır bu. Açın kapıyı, sıkı durun. Hadi gelin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Rıza. Buyur otur. Geçin ula böyle. Aleyküm selam. La havle ve la kuvvete. Aleyküm selam diyecektim. Aleyküm selam dedim. İyi anladık bir şeydi ama. Hani yalnız söz söyledim galiba. Ulan anladım orta konuşma dur öyle. Kalın nasıl olsun Rıza? Kalsın. Kalsın nasıl oluyor? Çok konuşma. Zaten ben de fazla konuşmak istemiyorum. Ya bu sınır meselesini hallederek ya da karışma. Gönlerden bir bizden daha. Delikanlı adamsın, korktuğunu belli etme. Orada öyle dur. Haklısın Rıza, bu sınır meselesini bir karara bağlamak şarttır. Bir de bölgeleri ayırırsak bu yolunda ikimiz de rahat ederek. Evet. Ben senin esrar işine karışmam, sen de benim toz işime karışmazsın. Tamam mı? İki daha gittiler. Ya bunlar neye gitti be? Ben yıllık izli bir ses istiyorum. Kullar resim ilettim, beni yazdıracağım seni, orada öyle dur. Son zamanlarda bakıyorum senin adamlarını oradan buradan haraç alırken görürüm. Dedim ki gidem de bir konuşak, kan tökülsün istemiyorum. Ben daha kan tökülsün istemiyorum da böyle diyorsun. Uşaklar sıkı. Ya niye vuruyorsun bunu böyle ya? Onu diyordum. Öyle bir vuruyorsun, her vuruşta iki ölü. Hava gergin. Bunlar neye gitti? Onlar arkadaşların hata. Hasretine dayanamadı gitti. Ben aylık izli miydim? Ulan sana bir izin vere zambol 38 kalibre tekme. Dinle Cemal. Tebagan. Mis sokağının alt yanı, abonozun beri yanı, tarla başının öte yanı, çiçek pasajının arkasına kadar benim bölgem. Biliyoruz da kardeşim. Bölgemdeki kumarın, ticaretin vergisi bana ödenir. Karşı mı sen? Bu neye gitti? Bu da pok yoluna gitti.